Efendim hayırlı akşamlar. İlgiyle, beğeniyle, zevkle izlediğiniz Kente Dair'den hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam da ilgiyle ve zevkle izleyeceğinize inandığımız konuğumuz ve konuğumuz var. Konuğumuz Adıyaman Eşrafı'ndan Alganlı Höllükçü Mehmetoğlu'nun oğlu Nazmi Avşar. Nazmi Avşar kardeşimle hoş sohbetiyle konuğumuzun adı da dünde kalanlardı. Dünde bıraktığımız güzellikleri, hatıraları, o insanları konuşacağız. O günden bugüne neler getirebileceğiz onu konuşacağız. Görmeyip de tanıyan binlerce insanımız olduğuna inanıyoruz. Delemeci Abuş Baba. Ondan bahsedeceğiz. Eskiden evlerin vazgeçilmesi, çocuklarda kundak yapmak için kullanılan höllük. Höllükle konuşacağız. Eskiden Adıyaman'ın pehlivanları meşhurmuş. Adıyamanlı pehlivanlardan bahsedeceğiz. Zamanımız müsaade ettiği ölçüde zevkli bir sohbete gireceğiz. Evet, konuğumuz Nazmi Avşar kardeşimize hoş geldiniz diyor. Sözü Abdülkerim Işık hocama bırakıyorum. Evet, çok kıymetli izleyiciler. Ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sinan hocamın da güzel ve detaylı anlattığı gibi. Adıyaman eşrafından Höllükçü Alganlı Mehmet Emin'in oğlu Nazmi Avşar konuğumuz. O tatlı dili, güzel muhabbetiyle bu akşam bizimle beraber sizlere konuk olduk, misafir olduk. Adıyaman'a ait, Adıyaman'a dair Adıyamanlıca güzel bir muhabbet olacağını düşünüyor ve öyle umuyoruz. Bu yönüyle de Nazmi Avşar bizi kırmadı geldi. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Ederim. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür, biz de iyiyiz. Senin gibi güzel bir insanla beraber olmak, program yapmak bizi daha da iyi etti. Allah razı olsun. 3 gün önce Sinan hocam bana bu teklifi yaptığı zaman düşünmeden evet dedim. Adıyaman'ı tanıtmak, Adıyaman'ın kültürlerini anlatmak, Adıyaman'ı konuşmak benim için bir zevktir. Çok güzel. Bir mutluluktur. Evet. Ben hep Adıyaman sevdasıyla yaşadım. Yani bunu sporda olsun, kültürde olsun, siyasette olsun. Sen çok yönlü birisin. Biz evet. Bunların hepsini konuşacağız. Evet. Nazmi Avşar'ı da tanıyacak seyircilerimiz, izleyicilerimiz. Evet. Tabii kısaca sen bir kendini tanıt başlarken. Nazmi Avşar kimdir? Bizi izleyenler Nazmi Avşar'ı nasıl bilsinler? Nazmi Avşar 1967 Adıyaman Merkez Sıratut doğumludur. Ha, Sıratut. Evet. Ortalama aynı mahalle. Aşağı yukarı. Evet. Aşağı yukarı. Ben de diyorum kanınız niye çekiyor birbirine? Evet. Eyvallah. Evet. Sinan hocamla öyle bir şeyimiz oldu, muhabbetimiz oldu. Sıratut merkez doğumluyuz. Yani ben araştırdığım zaman 1800'lere dayanan bir tarihimiz var mahallemizde. 1800'lü tarihlerde dedemiz Algan köyünde, şimdiki adıyla Ormanıcı köyünden Adıyaman Sıratut merkez mahallesine göç etmiş. Ha orada yani siz Adıyaman'ın dağlılarındansınız. Evet. Adıyaman'ın dağlarındanız. Alhan Köyü eski ismiyle yeni ismi Ormanıcı Köyü'dür. Evet. İlk öğrenimimi Cumhuriyet İlkokulu'nda bitirdim. Orta öğrenimimi Gazi Ortaokulu'nda. Lise öğrenimimi Ticaret Meslek Lisesi'nde bitirdim. Bir esnaflık dönemimiz oldu. Esnaflık dönemimizde nedir? Bunu İleride program akışında zaten konuşacağız. Marangozluk veya eski adıyla nacarlık, delemecilik gibi isimlerle anılan mesleklerde çalıştım, meslek dallarında çalıştım. 98'de Tekel İşletme Müdürlüğü'ne girmemiz nasip oldu. Çalıştık, orada 12 yıl çalıştıktan sonra sistem gereği havuzda Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi evrak kayıt birimine görevimizi tamamladık. 20 Nisan 2022 yılında emeklimizde oldu. Genç bir emeklisin sen. Evet, genç emekli grubundanım. Evet. Ben güzel. Bu arada Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticilerine, Hüseyin Şen'e, Fatih Doğan'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bize çok güzel ilgi alaka gösterdiler. Yani elimizden geleni yaptık, yapmaya çalıştık memleketimiz için. Evet, evet. Kendimce ben şöyle diyorum, 4000 kişilik bir sağlık grubunun evraklarıyla uğraşıyordum. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyordum. Evet. Takdir almaya çalışıyordum. Eyvallah. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Eyvallah. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi fazla vakit geçirmeden sohbetimize dalalım diyoruz. Alalım. Şimdi ben rahmetli Abuş Baba'dan başlamak istiyorum. Evet. Yani zaten delemecilik değil demez. Adıyaman'da akla gelen tek isim. Tek ve ilk. Evet. Yani ilk ve tek isim. Sonrası yok değil mi? Sonrası yok.
Yani şimdi günümüzde deleme var, deleme yapanlar yok. Dışarıdan hazır geliyor. Başka illerden getirip burada satıyorlar. Maraş'tan geldiğini duydum ben. Rahmetli Avuş Baba kendisi yapardı. Hatta bundan önce bahsettik mi bilmiyorum. Bazen arkadaşlar nar odunu, çubuğu, ağacı götürürlermiş. İşte bundan kaç deleme çıkar? 6 deleme çıkar. 3'ü bana, 3'ü sana gibi. Ağacını alır, işçiliğini yapar, delemeyi kendisi yaparmış. Aynı zamanda Eşraf'tan tanınan değerli bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Amin. Şimdi çıraklıktan, halfelikten, ustalığa kadar onun yanında çalıştın. Evet, tabii. Abuş Baba'yı bir anlatarak başlayalım rahmetli istersen. 1979 yılında ben Abuş Baba'nın orada çırak olarak işe başladım. Hı hı. Delemeci, nacar, evet, eski adıyla. Yani eskiden marangoza nacar derlerdi. Evet, tabii. Evet, evet. Delemeci Abuş Baba olarak anılırdı. Hı hı. Ben Abuş Baba'yla 12 yıl birlikte çalıştım. Yani ben bunları anlatmaya kalkıştım. Yani günlere sığmaz, aylara sığmaz. Evet. Abuş Baba'yla Allah rahmet eylesin. Amin. 27 yıl önce rahmetli oldu. Sevdiğimiz, saydığımız bir insandı. Kültürel bir insandı. Yani biraz da sert bir insandı. Suyu sert derlerdi değil mi? Bana çok kızdı. Evet. Yani deleme almaya giden herkes. İki deleme elma aldın mı bağırıyordu. Evet. Şimdi Abuş Baba'da şöyle bir özellik vardı. Delemelerin, tahta sattığı ürünlerin üzerine kalemle yazı yazardı. Evet. Fiyat yazardı. Hı. O fiyatlar neydi? Kendisinin son nokta olan fiyatlarıydı. Pazarlıksız. Pazarlıksız fiyatları. Ama ne yapardı? Günümüzün ticaret erbaplarından değildi. Hı. O ürünü ta ki yenisini getirmeyene kadar, zam gelmeyene kadar onun fiyatını değiştirmezdi. Eski fiyatı devam ederdi. O fiyat devam ederdi. Öyle bir kültür vardı. Benim ismimi Nazmi olarak anmadı. Hı. Ben Nazmi diyemem sana, sana Necmi diyeceğim. Hı. Yaklaşık 10-12 kişilik bir gruptuk, çalışıyorduk çırak olarak. Abuş Baba'nın yanında. Abuş Baba'nın yanında. Necmi gel, Necmi git. Bana bir gün şöyle bir teklifte bulundu. Bak dedi oğlum dedi, sen benim akrabamsın dedi. Beraberinde dedi, sabah dedi, namazdan çıktığım zaman seher kahvesi içmeden gelip anahtarı benden alacaksın. Dükkanı açacaksın, temizliğini yapacaksın. Ondan sonra serbestsin bir iki saat. Kahvaltıya eve gidebilirsin. Bu anlattığım 79-80 yılları arasında. Yani disiplin ön plandaydı. Yani haksızlığı sevmezdi, pazarlığı sevmezdi. Pazarlık demin de dediğim gibi yazdığı fiyat tek fiyattı. Ama dürüst bir fiyattı. Bu sahar kahvesi dedin, ne demek? Sahar kahvesi ben de o zamana kadar bilmiyordum tabii. Zamanla öğrendim. Rahmetlik babam anlattı, onu da ben anlatacağım. Büyüdükçe anladık, öğrendik bu sahar kahvesi ne? Avuş Baba derdi ki ben bakın namaza giderim, namazdan çıkarım, sahar kahvesine giderim. Külhan kahvesinde, Hacı Diş'in kahvesinde kahveyi bitirmeden gelip anahtarı alacaksın. Hacı Diş'in kahvesi, Külhan kahvesi. Evet. Bekir hocamın babası mı? Bekir Diş'in babası. Aynen. Evet. Allah rahmet eylesin. Bekir hocama da selam. Bekir hocama da selamlıyorum. Allah rahmet eylesin. Bu zaman zarfında işte gider anahtarı alırdım. Aldığım zaman bu seher kahvesi ben gün geçtikçe kafama takıldı. Bir gün babama sordum. Dedim baba sen de gidip seher kahvesi içiyor musun? Hı. Evet dedi oğlum ben de gidip içiyorum dedi. Külhan kahvesinde. Nedir bu seher kahvesi? Sabah 5'te veya 4.30'da kahve açıldığı zaman kahveci kahve yaparmış. Hmm. Kahve şimdiki gibi çok değil. Bolluk yok. Evet. Kıtlık var. O kahveyi ilk gelen müşterilerine, o anki müşterilerine içirirmiş. Bu şekilde duydum ben. Bu şekilde anladım. Seher zamanı içilen kahve. Evet. Sabah namazından hemen sonra içilen. Seher vakti. Ondan sonra gelene içmezmiş herhalde. O zaman tabii sonra gelene yetişmezdi. Onun ücretini de kahveci almazmış. Bu olaya babam da ortak olurmuş tabii. Beraberinde Kap Camii'ye veya Ulu Camii'ye namaza gittiği zaman oradan çıkardı. Tekrar oraya da tekrar gelirdim. Babam sahar kahvesini içtikten sonra Zeyno Gül'ün fırınına giderdi. 3-5 tane ekmeğini alır gelirdi. O Zeyno fırını hatırlıyorum abi. Evet. Orada işte 7'den sonra herkes işinin başına şimdiki giderdi. Şimdiki kuyumcuların olduğu. Kuyumcuların olduğu sonra 3 tane fırın vardı orada. Zeyno'nun fırını. Güneş fırını. Kısmet fırını. Numune fırını. Numune fırını evet. Orada 3 tane fırın vardı. Evet. Yani Abuş Baba bu şekilde disiplinli bir insandı. Esnaf diliyle derdi ki oğlum çalmayın isteyin. Evet. Çalmayın isteyin. Paranız mı yok benden çalmayın kasadan veya oradan buradan. Hı. İsteyin ben size fazlasını veririm. Hı. Beni çok dürüst gördüğü için
Ne yapardı bana? Haftalık olayı vardı. Cumartesi günleri akşam. O saati sabırsızlıkla beklerdik. Saat 5-6 ola da haftalığımızı yani alıp, haftanın haftalığımızı alıp yani. Gidip alışveriş yapalım. Kendimize göre harcayalım. Verirdi herkesin parasını. Hiç unutmam. 60 lira bize haftalık verirdi. Beni pazartesi tekrar çağırırdı. Ben hem okula gidiyorum. Aziyot okuluna öğrenciyim. Sabah derdi 7'de gel 11'e kadar bana yardım et. Ondan sonra serbestim. Pazartesi günleri beni çağırırdı. 20 TL o zamanın parasıyla tekrar bana ekstradan para verirdi. Yövbeye mi? Haftalığın üstüne. Haftalığın üstüne. Onların yanında vermeyeyim. Ha. Onlar görmesin, tepki göstermesinler diye. Bana 20 lira fazladan verirdi. Ha, bu süreç 79'dan 91'lere, 92'lere kadar devam etti. Ondan sonra kendi adımıza bir şeyler yapmaya çalıştım. Ne derece şey oldu? Bu sahar kahvesini yeni öğrendim bak. Güya Adıyamanlıyık. Ama hoş bir adet. Güzel bir adet ve ücretsiz. Var mıdır acaba Bekir Hoca'nın o şeyinde? Orada kahve yok ki. Bekir Hoca'nın çay ocağında sanmıyorum. O Delemeci Aboş babanın dükkanının yanında halı kilim satan bir yer var. Evet. Külhan kahvesi orasıydı. Evet. Niye Külhan? Oranın karşısında Paşa Hamam'ın külhanı vardı. Külhanı evet. Vardı. Külhan ne demektir? O hamamın suyunun ısıtmasına yarayan ocak. Yani odunla hamamı ısıtan, hamamı ısıtan diye buraya külhan derlerdi. Hı. Onun karşısında olduğu için külhan kahvesi derdi. Külhan kahvesi. Evet. O gün bugündür bu adla anılan bir yer. Oradaki içilen kahve değil mi? Evet. Yani sahar kahvesi öğrenmiş olduk. Sahar kahvesi odur işte. Kahvecinin ilk ikram ettiği bir gün gidelim o çay ocağından onu isteyelim. Bekir hocama buradan özellikle selam gönder. Oradaki kardeşimiz de sağ olsun her zaman bize peynirli şey yediriyor. Yani ekmek şekerli, şekerli peynirli yapar ekmek. Bekir hocam. Tam Adıyaman'a has bir özel bir şeyi vardı. Şu sahar kahvesini de bir soralım. Namazdan sonra gitmemiz lazım oraya. Zamanında gitmemiz lazım. Abdülkerim hocam demin yemek konusuna değindi. Ben Delemez Aboş babanın yanında daha neler öğrendim? Hı. Yemek yapmayı, Adıyaman kültürünü, şekerli ekmeği, dövmeci. Şekerli peynirli ekmek şekerli değil mi? Şekerli peynirli ekmeği. Adıyaman dilinden kavurmalı kıtabı. Ekmek üstü sonradan çıktı. Hı. Esnaflar 5-6 esnaf birleşirdik orada. Çiğ köfte yapardık. O çiğ köfte yapıldığı zaman esnaflar orada bayram havası eserdi. Bayram havası eserdi. Bir şenlik gibi herkes bir arada. Tabii. Yani, her zaman olmazdı. Yani tabii söylenirdi bir saat önceden çiğ köfte yoğurulacak. Kurdacı Ahmet amca vardı. Ahmet Pektaş. Aşağıda. He. Genelde organizatör olurdu. Veya aşağıda kalaycılar vardı. Bakırcılar vardı. Deliçiler, bakırcılar. Buradan Mehmet abiye, Hasan abiye saygılarımı sunuyorum. Evet. Yaşıyorlar kendileri daha kalaycılar. Onlarla güzel bir... O zaman kaleçi derlerdi değil mi onlar? Evet, kaleçi derlerdi veya kaleçi derlerdi. Sol tarafımızda yine Külhan'ın biçiminde Fahri Usta vardı, Fahri Pektaş. Evet. Aboş Baba'da daha anılarım şöyle var, anlatayım. Aboş Baba teknolojiden korkan bir insandı. Nedir bu? Yaklaşık 45-50 yıldır orada esnaflık yaptığı zaman hiçbir zaman bir elektrik kablosu çekmedi dükkana. Yangın çıkar, dükkan yanar diye. He. Biz beraberinde Sinan Kocam da demin o konuya değindi. Genelde el yapımı teknolojiyi pek kullanmazdık. Yani bir delemeleri bir de tornada çevirirdik bazen. Sinan Kocam'ın dediği gibi köylü getirirdi tuda ağacını veya nar ağacını. İşte Aboş Baba bana bundan 10 tane deleme çıkarsa 5'i senin 5'i benim yapardık. Biz de ona göre topuz dediğimiz çivilerini takardık. İplerini hazırlardık. Hocam geçen dükkanımı ziyaret etti. Ben de ona hazırlık yapıyorum. Harşi Caddesi'nde bir Erdem Caddesi'nde özür dilerim. Dükkanı var. Dükkan açmış. Nerede yaklaşık? Cam Polat'ın biraz aşağısında. Şeye doğru. Yolaç'a doğru. Yolaç Oteli'ne doğru. Oradaki lokantaya doğru deleme satıyor. Anılarımızı tazeledik. Çocukları günümüzün sıkıntısı dediğim yani ben bu cep telefonlarını çocuklar için, yeni nesil için hiç olumlu bulmuyorum. Bulmuyorum. Bilgisayar olsun, cep telefonları olsun, çocukları biraz sokaklara taşıyalım. Çocukları Yanlış kullanımın bir şeyi bu. Nasıl hocam? Yanlış kullanımın tabii yanlış kullanımlar. Güzel bir alet ama çok yanlış kullanılıyor. Evet çocuklar bunu hiçbir zaman kendi niyetlerinden kullanmazlar. Ben delemeyi getirmeye başladım. Geçen şöyle bir anım oldu. Çocuğun biri geldi, hocam sizden sonra deleme aldı. Dedi, abi ben bunun ipini nasıl ayarlayacağım? Amca dedi, dedim oğlum ip azdır. İpi alacağım dedi, ben bunun şeyini nasıl yapacağım? Parmağı takılacak yeri. O da azdır dedim. Ya abi de ne güzel bir şey yapmışsın dedim. Oğlum ben bu işi 40 yıldır yapıyorum. Yani bu kültürleri yaşatmak lazım. Allah rahmet eylesin. Hocam delemenin ipi de yani özel. Her ip olmaz. İpinin başına parmağını geçirecek o kulpunu yap. Elinden kaymasın diye. Onu yapmak da herkes yapamaz. Yani günümüz
parmaklardaki maharet kalmadı artık. Yani ustalık kalmadı. Evet. İyi deneme çevirir miydin? Çevirir. İp üstünde böyle yürütenler falan vardı. Evet. Bunları çok yaptık. Çok yaptık. Bilsek bu evi deneme getirdik. Kaç pas alırdın sen? Nasıl? Kaç pas alırdın pas? Yani kaç pas alırdık? 8-10 pas alırdık. Tabii burada delemeye vurma olayı vardı. Delemeye vurma olayı vardı. Kıt kıtı sinek. Vesaire. Şimdiki nesil bilmiyor. Yeten dikkat ettim. Yani iddialaşmaya çalışıyorlar delemelerle. Dedim ben ne yapayım? Şöyle bunlara bir oyun öğrendim dedim. Hı. Sayın dedim dönen delemeye kaç defa döndü? Kimi ki çok dönerse o deleme iyidir. Misaliyle. Senden sonra çocuklar, gençler bayağı geldi dedim akşama doğru. Ben şimdi yardımcı olmaya çalıştım. Deleme laf edildiği zaman kıt kıtı mı sinek mi diye sorarlar. Var ne demek bu? Evet kıt kıtı, hocam kıt kıtı dediğin yerinde durmayan. Sinek dediğin de yerinde sayan. Döndüğünü görmezsin yani. Ses yapardı, vınlardı. Vınlayan bir ses çıkardı delemede, dinek delemede. Tabii onlar genelde ne olurdu? Tut ağacından, nar ağacında olan delemelerde olurdu. Ona ceviz sürerlerdi, kuru soğan kollardı tomuzun içine. İşte oraya geleceğim. He. Öbür kıt kıtı dediğimizin de bazı ağaç türlerinde kurtlanma olurdu. Hmm. O kurtlu ağaçlar, o çiviyi taktığın zaman, o metali taktığın zaman kıt kıtı olur, yerinde durmaz. Tomuzunu taktığın zaman. Kıt kıtı da zaten çocukların hoşuna gitmez. Ne yapardık biz onu geri tekrar? Soğan kabuğu beraberinde içine veya küçük bir kıymak dediğimiz ağaçlarla ya da doldurur. Ucu potlaştırılırdı böyle sürülürdü de evet, betona. Evet. O şekilde yapardık. Ben Sinan hocamla da tekrar bir anım daha var. Hı. Sinan hocamın Allah rahmet eylesin amcası vardı Abidin abi. Allah rahmet eylesin. Bazen Abiş baba il dışına gezilere hacca gittiği zaman Abidin abi gelirdi bizim başımızda bir ustalık yapardı, abilik yapardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümle geçmiş. Şevket Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abidin abiden de. Allah razı olsun. Hep güzel cümle, insanlardı. Adıyaman ekol insanlarıydı. O sizlerin güzelliği. Evet. Yani evet. Abış babayla yani demin de söyledim anlatacak çok şey var. Çok şey var. Aslında çok şey var. Abış babanın adına bir makale yazılmalı. Bugüne evet, kadar yani gelmiş. Konu yani bir şeye taşınmalı. Bir literatüre taşınmalı. Tekrar geriye dönmek istiyorum. Hı. Kağıt paralarda yırtıklık olurdu. He. Eski yırtık paralar. Cepte kırışırdı. Beni çağırırdı haftalık. Hı. Cuma günü saat 9'da beni çağırırdı. Dedi bu paraları say. Sayardım ne kadar? Hemen git bankaya değiştir gel. Hı. Benden başkasını göndermezdi oraya. Bankaya, Ziraat Bankası'na. Hemen karşı tarafında Ziraat Bankası. Ha, ya yırtık paraları götürür yenisiyle. Yenisini alacağız. Evet tabii o arada bankanın cüzi bir kesintisi oluyordu yani. Hı. Banka hesap numaralarına para yatırılması icap ettiği zaman genelde beni gönderirdi. Hı hı. Tabii akrabalık, özgüven. Tabii. Hı hı. Bunlar yani çok güzel şeyler. Ben Abuş Baba'dan maddi manevi çok çok destek gördüm. Manevi olarak yani ahilik anlayışıyla. Ahiliği gördüm ben. Hı. İyi bir ustaydı. Allah rahmet eylesin. Disiplinli bir ustaydı. Ve yetiştiriyordu değil mi? Yetiştiriyordu tabii maddi manevi. Ahlak olarak, tabii. İş olarak. Hocam derdi ki işte şu ürünü benden çalmayın. Hı. Benden habersiz almayın. İhtiyacım var deyin, vereyim ben size. Şimdi, veya paraya ihtiyacınız varsa para da vereyim. Eskiden çıraklar dükkandan bir yere gideceği zaman usta derdi ki bak yere tükürüyorum kurumadan gel. Evet. Yani bu çabuk gelmesi için bir disipline etme meselesi vardı. Biraz önceki bir daha söyler misin? Sahar kahvesinin sonuna gelmeden dükkana ne demişti sana? Sahar kahvesini namazımı kılarım. He. Sabah namazına çıkarım. Sahar kahvesine giderim. Sahar kahvesini bitirmeden gelip anahtarı benden alıp dükkanı açacaksın. Disiplin bu işte. Yani istersen yapma. Yani tabii. Evet. Ya bu saat kaç? Sabahın 6'sı. Evet. Dedi de dükkan açılmış olacak, temizlik yapılmış olacak. Eğer hatırlarsanız zaten 1001 çeşit var. Tabii. Bu eşyalar hep dışarı çıkarılacak. Tabii. Tozu toprağa alınacak. Oralar süpürülecek. Yedi dedim her şey biterdi. Kendisi gelirdi yerine otururdu. Evde kahvaltı yapmamış da kahvaltısını bana derdi ki git Kirgö'nün. Kimin? Kirgögil'den bana bir kelle getir derdi. Evet, neredeydi yeri Kirgögil? Şihogil'den. Şiho bu. Evet. Halil Yiğit hocamın da kulağı çınlasın onların eniştesi. Evet. 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 Oradan çorba, dükkan neredeydi şu anda Kirgögil'in dükkanı? Şu an yok. Yok yeri neredeydi tahminen? Dükkanı neredeydi hocam? Sizin akrabalarınız var. Kuyumcuların şöyle en kısa şekilde diyeyim. Pamukçu pazarından böyle dik batıya doğru evet, gittiğin zaman evet. Peksimetrinin karşısındaki sokak tamam. Yeri. Oradaydı. Ya, sen kendine göre bir adam bulmuşsun. Tamam, aynı artık kapatayım. Pazarlara isim veriyor tamam, bak. Hadi eskiden orası işte, pamukçu pazarıydı işte zaten. Öyle diyorum yani millet. Pamukçu pazarı evet. Öyle evet. Pamukçu pazarı. Hayır hayır ben normal şeylerim yani. Tenekeci pazarı, 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 pazar
Evet. Birçok kişi hepsine tek isim verir. Evet. Hatta tamam, nedir lan? Nazmi kardeşim her yere, hocam, her sokağın bir ismi vardı değil mi? Adıyaman'ı severim. Eyvah. Adıyaman'ın gelenek göreneklerini devam ettirmeye çalışırım. Ben bunu yöneticilerimizden de rica ediyorum. Senin Allah'ına kurbanım. Belediye başkanından, kültür müdürümüzden. Yani bu konuda kim ilgileniyorsa ben yani lütfen Adıyaman'ın kültürünü yaşatalım her eyvah, konuda. Eyvah. Yani tutup işin kolayına kaçıp koskoca çarşının hepsine birden oturakçı pazarı deme cehaletini göstermeyelim. Değil. O bir sokağın adı. Demirci pazarı, pamukçu pazarı, kalayıcı pazarı. Kalayıcı pazarı, tabii. Çulcu pazarı. Pazarı, en son kasap pazarı. En son kasap pazarı. Yani özellikle ortağın bunun mücadelesini veriyor. Bu mantıkta da şimdiye kadar kimseye rastlamadım. Evet. İlk defa sen her sokağın işiyle, fonksiyonuyla ismini kullandın. Hocam, güzel. Ya orada, tarihi çarşıyı isimlendirdi. Yıllarca orada çalıştığı için de iyi bilir. Tabii orayı. Tabii. Evet. Tabii ben yani. Yani bu işin özü bu. Evet, evet özü bu. Nalbat pazarı. Evet. Eklik söyledik yani. Tabii daha çok. Çevresindeki yerler. 30'a yakın pazar var. Çarşı var orada ben saydım. Yani orada yetişmek de bir mesele. Tabii. Yani orada bir yetişmek, orada esnaflık yapmak, orada peki, çıraklık yapmak. Peki o dönemlerde oralarda usta çırak ilişkisi nasıldı? Usta çırak ilişkileri disiplin had safhadaydı. Hı. Yani bizden, ben çırak olarak kendimden söz ettiğim zaman benim halfem vardı. Ben halfeme danışmadan bir iş yapamazdım. Evet. Halfem de ustama danışmadan bir iş yapamazdı. Bir hiyerarşi var yani. Tabii, tabii bir disiplin var. Yani okulda iki hocam da zaten yöneticisiniz. Yani öğrencinin mutlaka bir yere danışması gereken, tabii, izin tabii alması gereken yerler gelecek bir yerlere kadar. Orada usta çırak ilişkileri o şekildeydi. Usta evlere eşya gönderirdi. Bu dönem günümüzde yok. Çırak ustanın evine eşya götürürdü yani. Götürürdü, götürdüm. Evet. Çok götürdüm ben rahmetli Abuş babanın evine. Evet. Bana çok güvenirdi. Aynı zamanda demin hocamla şeydik, bir akrabalık bağı da vardı. Bana sonsuz güvenirdi. Yani yine söylüyorum maddi manevi çok çok değerlerini gördüm. Ben o pazarda yetiştiğime de yani mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Yani o pazarda yetişmek gerçekten farklı bir şey yani. Önemli bir birikim vermiş. Adıyaman'ın beyni orası. Orası Adıyaman'ın beyni. O yıllarda yani Adıyaman'ın merkezi hakikaten orası. Tabii. Yani şimdi orada bütün alışverişler orada yapılırdı. Of. Köylü oraya gelirdi. Bir yandan sebze meyve alışverişi, bir yandan kasaba gider en son et alışverişi yapılırdı. Yani Abuş Baba bize bunları öğretti. Şimdi öğrenmeye çalıştık. Çanakkale'den Nurettin Olgun kardeşim yazmış. Allah razı olsun. Selamlıyoruz. Biraz önce dediğimiz şeyle eşdeğer biz bir makale dedim. O aynı zamanda bir belgeselin de yapılmasını teklif ediyor. Yani buradan ortaya atalım. Evet. Yani Abuş Baba ve benzeri şahsiyetlerin işte Abuş Baba elimizden gitti artık. Gitti. Yani onu bilenlerin, işte tanıyanların, bilinden belki resimleriyle. Tabii. Resimleriyle olabilir. Onun bir belgeseli. Gecikmeden. Birçok ustamızın. Çünkü tabii 10 sene sonra onu tanıyanları da bulmak zor. O da olmayacak işte. En büyük sıkıntımız bu memlekette. Yani şu anda bizler çoğumuz tanıdık, gördük, yaşayanları bildik. Şimdi biz de gidince o da kalmayacak. Yani demin de sözünü ettiğimiz gibi 27 yıl, 28 yıl önce Abuş Baba, Delemeci Abuş Baba öldüğü zaman delemecilik de bitti. Bitti. Delemecilik de bitti. Ben hep hayal ederdim bu günleri. Ya keşke ben de böyle Abuş Baba'dan devam edeyim. Evet. Dükkanı devralmayı düşündüm. Fakat dükkan benim maddi boyutumu çok açtığı için şu an yapıyorlar ama satın alıyorlar. Dışarıdan geliyor bildiğim kadarıyla. Dışarıdan geliyor. Evet. Tabii yani şu anki yerinde var ama öyle Abuş Baba'nınki gibi yok, el işi yok. Yani. Her yeriyle farklı şey. Genelde teknolojiye yönelmişler. Vesaire. Plastikleri çıkmış. Son zamanlarda mesela o gün senin oraya gelirken de mahalle aralarında çocukların deleme çevirdiğini gördüm. Hoşuma gitti. Hocam, yani yavaş yavaş ısınmaya başlıyorlar. Evet. Benim mahallemin yani çocukları. Değişik mahallelerde de varlar. Evet. Benim mahallemin çocukları. Yani o güzel bir şey. Buradan velilerimize yani sokak oyunlarına uygun saatlerde ve uygun mekanlarda. Ben bu denemeleri takarken çocuklara da ricada bulunuyorum. Evet. Diyorum mümkünse Ahmet, Mehmet bu denemelerle oynarken annenizin telefonunu meşgul etmeyin. Annenizin telefonuyla oynamayın. Evet. Bilgisayarla oynamayın. Evet. Çıkın bir saat de olsa şu denemeyle oynayın. Kafanızı dağıdın. Annen sizden memnun kalsın. Siz daha neden memnun kalın? Evde bir itibatınızı kesin yani. Şimdi burada başta Abuş Baba olmak üzere geçmişlerini rahmetle anlıyor. Abuş Baba'ya bir virgül koyup diğer bir konuya geçelim orta. Benim önümsediğim bir hüllük meselesi vardı. Ben de tam onu diyecektim. He. Bu Alganlı hüllükçi Mehmet Emme. He. Hikayesi nedir? Bize bir anlatsana. Alganlı hüllükçi Mehmet Emme
913 doğumlu Trabzon merkez. 89-27 Ekim'de vefat etti. Allah rahmet etsin. Alganlı Mehmet Emi veya Alganlı Mehmet'i diyelim. Ekol bir insandı. Adıyaman'ın yerlisi olarak tanımayan olmaz. Evet. Rahmetlik Abidin abi de çok iyi tanırdı. Rahmetlik babanı da çok iyi tanırdı. Bir Şevket amca. Rahmet. Hatta bir gün ben Şevket amcayla alışverişe gittim. Bir kitap alışverişine. Kimin oğlusun dedi oğlum. Ben Alganlı Mehmet'in oğluyum dedim. Yani gözlerine yaş attı. Gözleri doldu. Evet. Birbirlerini severler. Alganlı Mehmet dediğim gibi Trabzon merkez doğumu, doğma büyüme. Dört kardeşler. Dördü de Trabzon şu anki evimiz var. Yani o evde yaklaşık 160 yıllık bir geçmişimiz var. Evet. Dededen kalma. Evet. Alganlı Mehmet şöyle 12 yaşında hayata atılır. 160 yıllık evet. Aynı ev mi? 160 ev, 160 yıllık değil. Geçmişimiz var mahallede, geçmiş o öyle. Evde. O ev dönem dönem atlattı. 40 yılda bir. Öyle diyelim. Yenilendi. Yenilendi. Şu anki hali de zaten en az 42 yıllık, 43 yıllık uzun lafın kısası. Alganlı Mehmet 12 yaşında hayata atılır. Affedersiniz bir merkebini alır. Önce Algan köyüne, Huyucağa odun getirmeye gider gelir. Meşe odunu yakmak için eskiden odun tatılmaz. Evet. Merkeplerle odun getirir tatarlardı. Evet. Babam da o gruptan işte gider getirirdi. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılardı. Amcalarımın ihtiyaçlarını karşılardı. Tabii bu zaman zarfında mahallede gençler büyüdükçe kendi kendilerine bir uğraş görüyorlar. Bir ekip oluşturuyorlar. Bunlar kimdi? Ben şu an isimlerini hatırlayamıyorum. Yine Allah rahmet eylesin. Ali Yetkin, Yusuf Yetkin hocamızın Allah rahmet eylesin ikisine de onun babası. Muhtarlık yaptı 40 yıl. Beraberinde ona kendi aralarında bir ekip oluşturuyorlar. Bu ekip ne ekibi? Ben onu da arada anlatacağım, söyleyeceğim. Eskiden mahallelerin arasında sokaklara da isim verirlerdi. Benim oturduğum evin sokağın ismi Karcılar Sokak'tı. Karcılar. Trabzon Mahallesi, Karcılar Sokak. Şimdiki gibi numara değildi, isim numara değildi, evet. Karcılar Sokak'tı. Yine zaman geçti. Bir gün dedim, baba bu Karcılar Sokak ne demek? Dedi, oğlum dedi, biz dedi bir 15-20 kişilik bir ekip oluşturmuştuk. Bu mevsimde Adıyaman'da kar çok yağardı. Biz o karı gider dağda, Karadağ'da kuyulara basardık. Yazında Ramazanlık'ta, Temmuz'da, Ağustos'ta getirdik burada satardık. Yine eşeklerle yükleri getir satarlardı. Satardık, evet. O zaman zarfında babam gel tekrar o da bir ekip dediğim gibi aynı ekiple yaz döneminde Nahit Taşı dediğimiz Trabzon Camisi'nin taşları, Cumhuriyet İlk Öğretim'in taşları, 1933'te yapılan Cumhuriyet İlk Öğretim'in taşlarını babam bizzat kendi eliyle getirmiş. Ekibiyle, 20 kişilik bir grup. Babam beraberinde o ekibin çavuşu. Gündeki sefer yaparlarmış. Sabah 6'da gitti, 9'da geldi. Öğlen yemeğini dağda yedik. Buradan giden yemeği götürecek burada kalanlara, taş çıkaranlara, nahit taşı çıkaranlara. Karadağ'dan getiriyorlar. Karadağ'dan getiriyorlar. Şu anki Toki'nin veya Narlıkuyu'nun olan bölgeleri tabii. Vesaire. Askerlik dönemi olmuş babamın. 18 yaşından sonra askere gitmiş. 4 yıl askerlik yapmış babam. Bir yılını Sakarya'da Adapazarı derdi. Acemilik Birliği'ni. 3 yılı da Malatya'da geçirmiş. Ondan sonra tekrar gelmişler. Bu kendi çapında işler yapmaya başlamış. Sahal Daşları derlerdi. Sahal Daşları hocam. Sahal Daşı şimdiki kare şeklinde olan mezarlıkların üstüne örtülen taş. Salaca nahit taşı, dahal taşı, biz yani, dahal taşı olarak bildik. Ceset koyduktan sonra pirketler döşenir, döşenir üstüne toprağa atılmadan önce, önce o tabaka şekilde, tabaka iki parça taş. Onu ne taşı derlerdi? Sahal taşı. Sahal taşı. Sahal taşı. Biz öyle duyduk, öyle gördük. Ya babam bu sahal taşını haftada kendine zaman ayırmıştı tabii havanın durumuna göre. Giderdi iki gün sahal taşı getirirdi. Sıra geldi Höllige. Höllige de yine şu şey tarafında, Kerçiş'in tarafına giderdi. Evet. Şöyle grimti bir toprak. Nedir bu toprak? Çocukların o zaman yeni doğan çocukların altına 3-5 yaşına kadar serilen toprak. Şimdiki çocuk bezi gibi. Çocuk diye. Bezi gibi. Çocuk bezi gibi kullanılan. Tabii çocuk o bezi, o toprağı kullandığı zaman çocuk bu mevsimde hasta olmaz. Kolay kolay enfeksiyon kapmaz. O höllik dediğini de her adam alamıyor. Evet. Yani pahalı bir şey değil ama yine de gücü yetmeyen aileler var. Onu kullanmak da bir şeydi ustalık. Bir marifet. Tabii, artı tabii. Tabii o zamanın kadınlarını sormak lazım. O höllük kirlenecek. Tabii üstünü alacak. Höllük değişecek. Evet. O höllük kışsa
Üstet alacak mı? Isıtıldığını çok gördüm. Evet. Şeyin altında, mangalanın altında. Mangalda evet, ısıtırlardı veya evet, sobanın yanında. Evet, ısıtırlardı. Çocuğun altında serellerdi. Evet. O hölüyü getirdikten sonra şire toprağı dediğimiz topraktan da getirdi yine Kerkiş'in yolunda. O şire toprağı neydi? Hemen hemen Adıyaman sıra tutunda %90 evlerde bağcılık vardı. Evet. Pekmez yapılırdı. Adıyaman'da genelde çok yani. O şire toprağını Abdülkerim hocam genelde pekmez atarlardı. Evet. Bir de dış sıvalarda kullanırlardı. Hmm, sıvalar. Sıvalarda. Evet. Toprak şekilde. Evlerin dışını sıvamak için evet. Kullanılırdı. Alganlı Mehmet'i bu zaman zarfında köyden odun getiriyor. Hmm. Höllük getiriyor. Şire toprağı getiriyor. Dağıl çıkarıyor. Hı. Artı belediyede çalışıyor. Hı. Yine Allah rahmet eylesin. Ben bugün tamam. De onu da anacağım. Mithat Arıkçı. Allah rahmet eylesin. Zamanında evet. İşe giriyor. O zaman sigorta falan yok. Böyle bu kadar iş bağlantısı evet. Yok. 35 yıl çalıştı. Evet. 15 yıl sigortası çıktı. Evet. Ya, babam işi bırakıyor. Evet. Yani devlet işini bırakıyor. Özele kaçıyor. Mithat Arıkçı kapıya kadar geliyor. Hı. Mehmet bu işten siz olmaz. Evet. Yani, işi bilen birisi olmaz. Çünkü. Ha, Allah'ın Mehmet o arada ne yapıyor? Pirin'den gelen pirinin şu anki havuzundan gelen su Zağla Pınarı artı Bahçeli evlere kadar artı oradan dönerdi sıra tutun ortasından oraya da geleceğim zaten sıra tutun ortasından giderdi ta şu anki Atatürk Stadı'nın orada biterdi o su. Ha, o suya babam bekçilik yapardı. Allah rahmet eylesin duymuşsunuz Abdullah hocamın babası Abdullah Taş'tan evet. Sucu Abder. Evet, Sucu arkadaşlar meşhur. Onlar. Evet. Onun ismi bir sokağa da verilmiş Sucu verildi, Abder sokağı. Verildi, evet verildi. Dönüşümlü çalışırlardı. Ha bu suda nasıl yapardı? O zaman yani pirinle şu anki Atatürk Stadı arasında çok bahçeler vardı. Bağlar vardı. Sulanması icap ederdi. Bu kargaşayı önlemek için zaten belediye o zaman kendi adına bir kanal yapmıştı. Günden güne saatten saate bu suyun adaletli bir şekilde değiştirilmesi için, dağıtılması için biri bitir, öbürü başlar. Alganlı Mehmet'i Mehmet Avşar evet. Veya Sucu Ebzer Emre bunların dağıtımını yapardı. Bu da güzel, yani farklı bir meslekmiş bu da o zaman. Farklı bir meslek yani ben babam diye söylemiyorum. Bizi beş kardeşiz biz. Evet. Yani bizi bu seviye getirmek için. Höllügü nasıl satarlardı? Höllügü karat vardı. Karat deriz böyle bir ölçülü bir şey. Hı hı. Tahtadan, evet. Tahtadan. Ona mesela parasına göre derdi ki babam bunun dolusu 10 milyon, evet. Yarısı 5 milyon. Bugünkü evet. Parayla 10 lira. Evet. Ve o şekilde satardı. Veya kimi durumu iyi olan aileler dedi ki Mehmet Ağabey getir, höllüğün hepsini dök bize. Evet. Paran ne kadar 100 milyon. Allah. Çünkü ben 2-3 ay sonra bir daha höllüksüz kalmayayım. Eşeklerle getirilirdi değil tabii, mi? Tabii tabii. Evet. Merkebi vardı. Eşeklerin heybelerini doldururlar. Evet. Heybe, saraca. Evet. Saraca derdi. Saracaları evet. Doldurdu iki taraflı. Biz onun vardı. Adına ter derdik ter. Yani biz o şekilde. Terri kerak. Evet. Evet. Yani 89'a kadar 79-80'de emekli oldu belediyeden. Yine onlara devam etti. Köyden yine odununu getirdi. Çarlısını çırpısını getirdi. Yani neler yaptı? Sıratut'ta dedim ya baba burası Sıratut'ta bu Karcılar Sokağı nedir? Sıratut'u i̇şte başkent yapacaksınız ha bu evet. Sıratut Güneydoğu'nun başkenti. Gavur Mahallesi'nden bir dostumuz Mehmet Yücel ayakkabıcı. Eyvallah. He. Diyor ki hocam sen de diyor Gavur Mahallesi'ni anlat. Ama Sıratut'u çok anlatıyor diyor. Ama daha önce anlattık Gavur Mahallesi'ni. Valla bunlar durmuyor ne yapalım. Şehirli adamlar yani güç yetmez. Mehmet Usta'ma selamlar. İyi akşamlar. Evet bu Karcı Sokak. Karcılar Sokağı dediğim gibi ona da bir ekip oluşmuş. Tabii 20 yıl önce 25 yıl önce numaralar verildi. Sıratut Mahallesi'ne gelince baba bu Sıratut kelimesi nereden geliyor? Demin anlattığım bu pirinden gelen su. Evet. En son Sıratut'un karık içinden, mı kardı? Karık. Karık gelmiş. Evet. Atatürk Stadı'nın oraya derdi biz tuttan tuda atlardık. İki tarafını tut. Çok sık sık. İki tarafını bir tuttan tuda atlardık. Yani şöyle yanlış hatırlamıyorsam diyelim ki şeyden asfalttan bulvardan petrolden Sıratut'a iniyorsun. Evet. Sol tarafta hiçbir şey yok. Yol kenarında tut ağaçları. Tut ağacı. Ondan onun dibinde ondan de kar akıyor. Evet. Atlarlarmış o şekilde. Küçüklükleri, gençlikleri o şekilde geçmiş. Yani şimdi zamanımız fazla kalmadı. 10 dakikamız kaldı da. Tamam. Ben şimdi eskiden hemen başka mevzuya geçeyim. Ben çalıştığım rahmetli ustamın yanında da birisi vardı. Pehlivanlar varmış Adıyaman'da da. Evet. Bildiğim kadarıyla rahmetli babanızda pehlivanlık da varmış değil mi? Evet. O konuya da geleceğim. Evet. Rahmetli babam gençliğinde yani şöyle diyeyim 20 ile
40 yaşları arasında pehlivanlık varmış. Bu pehlivanlık nasılmış? Bölgelerden, Mardin'den, Siirt'ten veya Urfa'dan pehlivanlar gelirmiş. Şimdiki adıyla sporcu, şimdiki adıyla güreşçi. O zaman pehlivan derlermiş. Gülle atma, adım atma. Urfa'dan birileri gelmiş. Şimdiki hanın oralarda bir yerde bir meydan varmış. Orada yarışmalar yapılmış. Babam yok tabi. Alganlı Mehmet yok. O Urfalı bayağı bir ret çekmiş Adıyamanlara. Tabii meydan attığı, okumuş yani. Meydan okumuş. Yani attığı gülleyle, attığı adımla vesaire vesaire. Ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Körüye mi diyorduk biz Tıratüt'te? O aman yaman Adıyaman elden gidiyor. Alganlı Mehmet gelmezse biz Urfalılara rezil oluruz. Ne yapalım, ne etmiyor? Hele çabuk yetişin, biriniz gidin Alganlı Mehmet Öğe'ye haber verin. Alganlı Mehmet Öğe dağda, taşta. Alganlı Mehmet Öğe'ye gelip haber veriyorlar. Ney mesele ney? Neyin nesi bu? Efendim böyle böyle işte bu Urfalı gelmiş, herkese meydan okuyor. Ne yapalım? Çağırdım diyor Urfalı pehlivanı diyor. Diyor dedim ki sen taşı en son nereye kadar attın? Şimdiki adıyla gülle diyorlar. Taş atarlardı. Evet, biz de gençliğimizde çok attık. Çok inanırdı. Demiş ben aşure attım. Adıyaman'da da varsa öyle bir erkek çıksın karşıma. Meydan okuyor tabii, evet. İşin içinde yine böyle bir idalaşma var, bir şeyler var. Uzun lafın kısası. Ben babam diyor ki ben dedim ki sen git attığın taşın 3 metre ilerisine git. 3 metre ilerisine git. Diyor adam bana bir baktı. Dedi bundan bir şey çıkmaz. Tabii o babam bu taşı atamazsa ortadaki idare neyse kaybedecekler. Adıyaman olarak. Babam attım diyor, adam diyor bir baktı diyor taş ayağın dibine düştü. Ondan sonra bir kıyamet koptu. Alkışlar, omuza almalar vesaire vesaire. Alganlı Mehmet'i böyle, Alganlı Mehmet'i şöyle bu şekilde. Yani Alganlı Mehmet'i ekol bir insandı. Valiyle vali olurdu, belediye başkanıyla belediye başkanı olurdu. Yani Adıyaman'ın renkli simalarındandı. Tam da buradan tabii Alganlı Mehmet'in pehlivanlığı, bu değişik alanlardaki başarısı. Senin de bir şu Adıyaman spor hikayen var. Adıyaman spor hikayen... Eski yeni Adıyaman tabii değişik artık. Ben de bir... Şimdiki Adıyaman ama eski Adıyaman sporun fanatik bir taraftarı mısın? Nedir durum? Yani şu eskimez, an eskimez, eskimez. Ben de eski yok. Ben 40 yıldır Adıyaman spor taraftarıyım. Hatta Mehmet ustam demişti ki Mehmet Yücel Galatasaray puan alırsa daha da keyiflenir demişti. Bu gece de onu kutluyoruz bir yerde. Bir yerde de ben buradan Mehmet Yücel kardeşime selamlarımı iletiyorum. Bu Adıyaman spor merakı neden geldi? Ortamla merak ediyor. Eski Adıyaman yani, sporla şimdiki Adıyaman spor. Sıkıldır bir Adıyaman spor. Gençliğinde gençlik sporla özen spor mücadelesinde oradan başladı. Galatasaray Fenerbahçe gibi ben özen sporluydum. Aynen. Ben özen aynen sporu tutuyorum. Özen spor Adıyaman'ın fakir kesiminindi. Gençlik spor zengin kesiminindi. Tabii o zaman biz adına, özen sporluyduk. Yani bir rekabet oluşsun diye. Sizin de dediğiniz gibi sevdamız oradan başladı. Yani bir Adıyaman spor sevdamız var. Ben bunu içimden atamıyorum. Yani başkanı kim olursa olsun küme düşmüş, üçüncü lige düşmüş. Benim için fark etmedi. Benim için fark eden ne? Armayla renk. Sarı yeşil. Bitti gitti. Yani sayısız deplasmanlara gitmişim. Cebimdeki paraları hep harcamışım. Yani Adıyaman spor sevdası bu şekilde devam ediyor. Yani Adıyaman sporda neyi çok tutuyorsun? Sevdiğin konu nedir orada? Gol atmak mı? Sporcular mı? Sporcular mı? Yani Adıyamanlılık mı nedir burada? Adıyamanlılık. Evet hocam, güzel bir konuya değindiniz. Evet. Ben maça gittiğim zaman hiçbir zaman Adıyaman Spor yensin diye bir kaydım yok. Eğer rakibim beni yenmişse ben rakibimi de alkışlarım. Rakibimi de alkışlarım ben yani. Eğer o adam gelmişse bana karşı mücadele etmişse, o mücadeleyi kazanmışsa ben de Adıyaman Sporlu olarak o takımı desteklerim yani, alkışlarım. Hiçbir zaman şunu özellikle söylüyorum. Kameralar vardır, güvenlik kameraları vardır. Vardır. Kesinlikle takımıma protesto göstermem. Göstermemişimdir. Güzel, çok güzel bir tane de taraftar. Olaysa, 5 tane de iyiyse ben hiçbir zaman tepkim olmaz Adıyaman Spor'a karşı. Böyle Adıyaman Spor'un seni çok üzdüğü, çok zoruna giden bir şey var mı böyle ana olarak? Evet. En son işte ikinci ligden üçüncü lige düşmesi oldu. Nöfel Başkanımız buradan, onu da saygıyla anıyorum.
takımı bıraktıktan sonra takım bayağı kötü durumlara düştü. Hı hı. Yani Adıyamanspor'un bala kadar düşmesi beni gerçekten bir yerlerde çok üzdü. Yani şimdi böylesine fanatik bir de centilmence bir taraftar. Yani benim en az 10 kişilik bir taraftar grubum var kendi adıma. Ha, kendi ekibin var yani. Mutlaka tabii biz ekipsiz gitmezdik. Tezahürat yaparsınız. Deplasmanlara gitmek için. Bir gün Adıyamanspor maçına gidelim. Herkes Adıyamanspor maçını izlesin. Biz bu ekibi izleyelim uzaktan. Yani çok zevkli yani, değil mi? Dağıldık tabii. O zamanı söylüyoruz. Şu an bitti de. Ha, şu an oğluma aşılamışım. Oğlumda da sonsuz bir Galatasaray sevdasından bir Adıyamanspor sevdası var. O da tabii günümüzün şartlarına göre takip ediyor. Bizim gibi değil. Yani biz diyorum ya ben tayyipsizce deplasmanlara gittik. Bölge deplasmanlarına. Adana'ya kadar gittik. Ne bileyim yani. Gittik, bir de gittik. Bunun tersini düşün. En mutlu olduğun, en çok hoşuna giden, coştuğun Adıyamanspor konusu ne? Adıyamanspor işte ikinci lige çıktığı dönemler oldu. Yani bir üst kademeye çıktık. Sana bir meşhur şey söyleyeyim. Ben hiç unutamıyorum. Ben unutmadığıma göre sen çok iyi biliyorsundur. Adıyaman'ın çok meşhur bir Afyon maçı var. Söyleyeceğim, buraya geleceğim. Ben yani 3 dakikamız kaldı, kızdık. Dur hele, şu Afyon tarihte silinmeyecek zaten. Afyon Spor'un maçı hiç unutmam. O gün pazar günlerden saat 2'de. Saat 7'ydi biz stada girdik. Evet. 10'du kapılar kapandı. Tabii o maçı 3-1 kazandık. Evet, Adıyaman kazanmış. İki golümüzü Necati attı. Bir golümüzü Allah rahmet eylesin, yeni duydum ben. Tahsin Koca attı. Allah rahmet eylesin. Yendik. Evet. Yani bunlar güzel anılardı. Yani güzel duygulardı. O maçtan sonra Adıyaman'da yer yerinden oynamıştı. Evet. Çarşı dolmuştu. Evet. Ben iyi hatırlıyorum. Evet. İnşallah böyle Adıyaman'ı, Adıyaman sporumuzu daha güzel, en güzel yerlerde görürüz. Bize okuru, sevinci yaşatırlar inşallah. Sizlerin verdiğiniz emeklerinize de değer. Şimdi sohbetimiz dağıtlı. Yani bitirmek istemiyoruz ama oradan Sezai kardeşim normal olarak süremizin bittiğini söylüyor. Sohbete burada virgül koyalım, inşallah ileride yine devam ederiz. Edelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Katıldığın için, sohbetin için tatlı, zevkli, keyif verici bir ortamdı. Değerli izleyicilerimiz, bu akşam dünde kalanlar dediğimiz programımızda konuğumuz Nazmi Avşar kardeşimizdi. Geçmişte bıraktığımız güzellikleri anlatmaya çalıştık. Eminim sizler de keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta başka bir konukla buluşmak üzere. Kendi adıma sizlere iyi akşamlar diliyorum. Sözü Abdülkerim Işık Hocam'a bırakıyorum. Evet kıymetli izleyiciler, yine bir programın nasıl sonuna geldik biz de bilmiyoruz. Tabii konuğumuz Adıyamanca bir muhabbetle, Adıyamanlı bir muhabbetle, Adıyaman sevdasıyla yürüyünce biz de peşinden geldik. Ta programın son dakikalarına. En son Nazmi Avşar kardeşim, kapatırken son sözlerini alalım. Seyircilerimize, bize ne söylersin? Ben herkese iyi akşamlar diyorum. Buradan özellikle de belediye başkanımıza sesleniyorum. Adıyaman'ın kültürlerini yaşatmaya çalışalım. Adıyaman'ın mahallelerini yaşatmaya çalışalım. Mahallelerde bazı, ben kendi adıma bir esnaf olarak delemezliği kanıtlayacağım ben. Mahallemde kanıtlayacağım. Çocuklara diyorum, gelin dükkanımın önünde deleme çevirin. Evet. Yani günümüzün teknolojisinden kurtulun. Evet. Bu arada Mercan Televizyonu yöneticilerine, kamerada görevli arkadaşlarımıza, kumandadaki arkadaşımıza, Sinan Kocam'a, Sinan Kocam'ın yani ısrarlarına dayanamadım. Evet, evet. Yine güzel bir sohbet oldu. İnan edin ben de nasıl geçti bilmiyorum. Evet. Her ne kadar bir hata yaptıksa da affola. Teşekkür kendi ediyoruz. Kendi adıma iyi akşamlar diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel muhabbete, hoş sohbete biz de gönülden teşekkürlerimizi iletiyor. Nazmi Avşar'a sağlık, sıhhat ve selamet diliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar.